Türk Devleti'nin 2018'den bu yana işgal altında tuttuğu Afrin'de en az 99 kadını katlettiğini, 74 kadına tecavüz edildiğini ve cinsel şiddete bulunulduğunu ve 1000'i aşkın kadının kaçırıldığını açıkladı. Buyurun. Türkiye Devleti orayı işgal ettiği zaman ne demişti? Biz oraya adaleti götüreceğiz. Biz orayı baskıdan kurtarmak istiyoruz. Değil mi? Demişti. Tam tersine Afrin işgal edildikten sonra Kürtlerin %80'ini oradan kovdular. Çünkü baskı uyguladılar, gözaltına aldılar, tecavüz ettiler, fidye istediler, halen de yapıyorlar. Ve %98'i Kürt olan Afrin'de şu anda Kürtlerin nüfus oranı %20'ye kadar gerilemiş değerli izleyenler. Peki bunların yerine kimleri yerleştirdiler? Bunların yerine ya o sonda kal mıdır? Ali Özcan bilmem ne ya. Boş ver. Affedersiniz siktir edin Ali Özcan. Ya Ali Özcan kimdir Allah aşkına? Kusura bakmayın ama neyse öyle gözüme işte o yoruma. Şimdi adamlar Afrin'i sadece işgal etmekle kalmadı. Afrin'in demografisini bozdular. Afrin'e girdikleri günden itibaren sürekli söylüyoruz. Bilmeyenler için yine söyleyelim. İlk icraatları Türk bayrağını astılar. ÖSO çetelerinin bayrağına yan yana ikisinin bayrağı dalgalanıyor şu anda. Erdoğan'ın posterleri orada var okullarda. Okullarda Kürtçeyi yasakladılar. Şimdi birileri diyecek ki ya olur mu? Nasıl yani orada Kürtçe yasak mı? Evet, orada Kürtçe yasak. Türkiye'de nasıl Kürtçe eğitimi yasaksa orada da aynı yasak. Türkiye'de nasıl ki her yerde Türk bayrakları dalgalanıyorsa Afrin'de de dalgalanıyor. Türkiye'de nasıl ki Atatürk'ün posterleri her okulda varsa Afrin'de bu kez Atatürk'ün yerini Erdoğan almış. Bütün resmi kurumlarda, okullarda Erdoğan'ın posterlerini yazmışlar. Böyle bir işgal. Orada sadece değil. Serikaniye'de de aynısını yapmışlar. Kresipi'de de aynısını yapmışlar. İdlib'de çetelerle birlikte orada da aynısını yapmışlar. Ve bu zulüm halen devam ediyor. Ama geçen hafta Enekes'e ÖSO çeteleriyle Afrin'de toplantı yaptı arkadaşlar. İsterseniz size ben fotoğrafını göstereyim. Ben haber yapmak istemiyorum. Çok iğrenç görüntüler çünkü gerçekten bu tür durumlarda insanın midesi bulanıyor. Bakın size ben o görüşmenin fotoğrafını size paylaşayım. Buyurun. Arkadaşlar şu Afrin'de yakınlaştırayım. Bakınız. Kürdistan bayrağının altında Enekeseli yöneticiler onun hemen yanında ÖSO çetelerinin bayrağı. Ve ikisi orada ÖSO çeteleriyle Enekes'e orada toplantı yapıyor. İşgal altındaki topraklarda işgali meşrulaştırmak için toplantı yapıyorlar. Bu nasıl bir Kürtlüktür? Ya ben şimdi bunlara ajan diyeceğim, sinirlenir olacaktır. Peki eğer bu ajanlık değilse gidip ÖSO ile birlikte, ÖSO çetelerinden birlikte toplantı yapıp Afrin'in merkezinde neyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar? Bu resmen Türk devletine hizmet midir, değil midir? Söyleyin bana. Evet, bu Türk devletine hizmettir. Bu işbirliğidir. Türk devleti orayı işgal etmiş. Sen de gitmişsin o işgali, o işgal yapanlar kendi bayrağını diken ÖSO çetelerin, o kalleş kafa kesen çeteler var ya, insan kırıklı katiller var ya, o katillerle birlikte oturmuş toplantı yapıyoruz. E tabi şimdi Enekesen'in merkezi İstanbul'da. Bir oraları İstanbul'da olan bir hareketin Kürtlerin faydasına bir şey yapabileceğine inanır mısınız? Böyle bir şey olamaz. Normal ya. Yani. Normal. Afrin haberini geçtikten sonra YPG'nin bir açıklaması var değerli izleyenler. YPG, Demokratik Suriye Güçleri basın merkez sorumlusu Ferhat Şami. Demokratik Suriye Güçleri'nin yani YPG'nin Suriye'de İran'a karşı herhangi bir askeri operasyon dahil olmayacağını söyledi. Temel görevleri olan DAEŞ'le mücadeleye odaklandıklarını açıkladı. Bu konuda basında bazı haberler çıkmıştı. ABD YPG ile anlaştı. İran'a karşı YPG savaşacak diye bu açıklama, bu haberlere karşı, bu asparagas haberlere karşı Rojava gündemin verdiği bilgiler paylaşıldı.
Buna göre uluslararası koalisyonun İran'a karşı bir askeri hareket düzenleyeceğine dair söylentilerin aksine kendilerine böyle bir teklif gelmediğini de aktardı Demokratik Suriye Güçleri basın sözcüsü değerli izleyenler. Mukayesede basın sorumlusu dedi ki görevlerinin DAEŞ terör örgütü ve bölgede aktif olan hücreler ile mücadele olduğunu biz onlara odaklandık açıklamasını yaptı. Ve Demokratik Suriye Güçleri'nin temel görevi DAEŞ ile savaşmak ve Suriye sahasında güvenlik ve istikrar sağlamaktır dedikten sonra bu tür söylentilerin yayılması dikkatleri DAEŞ'e karşı yürütülen mücadelenin başka yöne çevirmeyi ve stratejik projelerini engellemeyi amaçladığını söyledi. Bu nereden çıkıyor bu tür haberler? Bu tür haberler tabii ki yalancı Türk basınında çıkıyor. Yani manipüle haberlerin kaynağı asıl merkezi biliyorsunuz bu konuda maalesef Türkiye'deki yalan dolan haberler yapan basındır. Şimdi değerli izleyenler Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir çıkışı var yine. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabii ki yine kızacak. Her zaman olduğu gibi ama hiçbir şey yapamayacak. Nedir bu haber? Amerika ordusu Rojava Suriye'de Demokratik Suriye güçlerinin denetiminde bulunan Deir ez-Zor ilinde yer alan üslere yaklaşık 50 araçtan oluşan, 50 tırdan oluşan bir askeri sevkiyat gerçekleştirdiği açıklandı. Görüntülere de paylaşılmıştı. Bunun görüntüleri de paylaşıldı değerli izleyenler. Uzun konvoylar, ağır silahlar, tırlarla 50 araç Deir ez-Zor'a gönderildi. ABD güçlerine ait konvoy dün Kürdistan bölgesi üzerinden Elverit sınır kapısından geçerek Rojava'nın Heseke kentine giriş yaptığı da açıklandı. Yaklaşık 50 araçtan oluşan konvoyun Deir ez-Zor kırsalında Demokratik Suriye güçlerinin denetiminde bulunan bölgelerde Koniko ile El Ömer petrol sahalarındaki ABD güçlerine ait üslere ulaştığı da kaydedildi. Sevkiyatın ABD'nin Bradley ve makineli tüfek monteli 4 çeker tipi askeri korumasından oraya götürüldüğünü ve yine havada da bir savunma savunma ile koruma ile götürüldüğü konvoylarda zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri ve mühimmat yüklü araçlar yer aldığı görüldü. ABD ordusu 6, 8, 25 ve 22 ve 25 Ocak yine 19-20 Haziran ile 11 Temmuz tarihlerinde de Heseke kırsalında Demokratik Suriye güçlerinin kontrolünde olan Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına ağır silahların içerisinde bulunduğu büyük sevkiyatlar gerçekleştirmişti. Değerli izleyenler şu anda Türk Devleti biliyor gerçi bilmiyor da değil. Yani, hepsini izliyorlar. İnanın. Çok ağır silahlar yerleştirmiş. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz ay biliyorsunuz hava savunma sistemini kurma çalışmaları başlatılmıştı. Ve yine İsrail'e konuşlandırıldığı söylenen, iddia edilen F-22'ler vardı. Dünyada hiç eşi ve benzeri olmayan uçaklar bunlar biliyorsunuz. Ve Rojava'da şu anda öyle silahlar yerleştirmişler ki Amerika Birleşik Devletleri birçok ülkenin elinde olmayan silah oraya yerleştirdiler. Yani şu anda Rojava'nın elindeki silahlar birçok ülkenin elinde yok. O silahların büyük bir kısmı Türkiye'nin de elinde yok. Onu da size söyleyeyim. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri oradan çekilse bile bu silahların hepsini alıp götürecek halleri yok. Niye? Size örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekildikten sonra silahlarını orada bıraktı. Neden bıraktı? İleride Rusya Afganistan'a karşı herhangi bir şey yaparsa bizim silahlarımız orada Afganlar kullansın. Yeter ki Rusya'ya karşı olsun diye. Hiçbir silahlarını almadılar. Bütün silahları şu anda Afganistan'da kaldı ve Afganistan şu anda silahlanma anlamında dünyanın neredeyse süper gücüdür. Yine bir örnek daha vereyim. Irak'ta. Bakınız Irak'a yerleşti. Yıllarca orada kaldı. Üsler kurdu. Aynen Rojava gibi. Irak'tan çekildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri o silahlara da Irak'ı bırakarak çekilip gitti. Yani Amerika'nın politikasında şu var. Amerika Birleşik Devletleri bir yerde askeri üsler kurmuşsa ve orada yıllarca kalmışsa oradan çıktıktan sonra da o silahlarını alıp gitmiyor. Oraya bırakıyor. Çünkü oradan faydalanmıştır. Dolayısıyla şu anda
Rojava denetiminde olan Suriye petrolün büyük bir kısmı var. Suriye topraklarının büyük bir kısmı şu anda Rojava ve Rojava dışında Demokratik Suriye güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Yani şöyle söyleyelim. Bilmiyorum, geçtiğimiz yayında da söylemiştim. Arkadaşlarımız nasıl anlıyor? Bunlar sevindirici haberlerdir. Şöyle ki, şu anda Kürdistan'ın dört parçasında özgür olan tek bir parça var arkadaşlar. Bakın burayı iyi dinleyin. Şu anda Kürdistan'ın dört parçasından özgür olan tek bir parça var. Türkiye'deki Kürtler özgür değil. Kuzey Kürdistan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına bağlı, yasalarına bağlı bir şekilde yaşıyorlar. Yani Türkiye'ye bağlı olarak, anayasaya bağlı olarak yaşıyorlar. İran'daki Kürtlerin yaşadığı bölgelere İran, Kürdistan bölgesi demesine rağmen orada da baskılar var. Ve İran'a bağlı olarak İran polislerinin görev yaptığı bir parça. Irak'ta durum biraz farklı olmasına rağmen federal bir sistem var. Ama yine bağımsızlık yok. Kendi başına değil. Irak'ın anayasasına bağlı olarak bir sistem kurulmuş. Yani dışa herhangi bir şey olduğu zaman kendi içinde serbest, ama dışa yine Irak'a bağımlı. Irak'ın imzası olmadan hiçbir şey yapamaz. Petrol anlaşmasını gördünüz. Irak hemen anayasası iptal etti. Türkiye ile yapılan petrol anlaşması. Örnek, ihracat, dışa yönelik herhangi bir şey olduğu zaman Irak Federal Meclisi'ne bağlı. Şimdi Rojava'da bambaşka bir durum var. Her ne kadar özerk yönetim diyorsak da net olarak Rojava şu anda özgür. Niye? Arkadaşlar bakın, Rojava'da şu anda eğitim sistemi Suriye devletiyle hiçbir alakası ve bilgisi yok, alakası ve bağı yok. Tamamen temelleri Kürtçe üzerine kurulmuş. İlkokuldan üniversiteye kadar, ilk mezunları geçen yıl vermişti biliyorsunuz. İlkokuldan üniversiteye kadar temel eğitim Kürtçe. Bütün kurumlarının işleyişi oradaki sisteme göre yürüyor. Özel yönetim diyoruz ya, o sistem özgür bir sistemdir. Ne yasada, ne anayasada, ne kurumsal olarak Suriye devletiyle hiçbir ilişki ve bağı yok. Bu nedir? Adı konmamış bağımsız bir Kürdistan demektir. Şimdi ben bu cümleleri söylerken birilerinin zoruna gidecek. Bakın şu anda tekrar söylüyorum, Kürdistan'da Güney Kürdistan bağımsız falan değil. Federatif bir sistem var ama Irak anayasasına bağlıdır. Irak onaylamadan kendi başına hiçbir şey yapamıyor değil mi? Ama Rojava'da öyle bir şey yok. Rojava kendi kurumlarını oluşturmuş, kendi meclislerini oluşturmuş, kendi askeri ve siyasi yönetimi var ve Suriye devletiyle hiçbir bağı yok. Hiçbir resmi bağımlılığı yok. Ne eğitimde, ne sosyal siyasal, ne kültürde, ne ticarette, hiçbir yerde. Suriye bayrağını siz bir yerde göremezsiniz. Yok. Orada Arap halkının yoğunluklu yaşadığı yerlerde halk meclisleri oluşturularak halk kendi kendini yönetiyor. Ama özerk yönetime bağlı olarak. Türkmenler de orada kendi bölgelerinde halk meclislerinde yer alıyor. O özgürlüğü vermişler. Araplar da, Ermeniler de, orada yaşayan diğer halklar da kendi topraklarında yoğun olarak yaşadıkları yerlerde o yönetime ortak olmuşlar. Onların dilinde de eğitim veriliyor. Özerk yönetim öyle bir özgürlük örneği veriyor ki Kürtlerin tam da "aha budur" dediği. Bakınız orada Araplar yönetime katılıyor. Araplar YPG'ye katılıyor. Demokratik Suriye güçlerine katılıyor. Çünkü Araplar orada özgür. Ermeniler orada özgür. Türkmenler orada özgür. Kendi diliyle, kültürüyle yaşıyorlar. Kendi eğitimlerini görüyorlar.
Ama sistem Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlerdeki eğitim dili sadece Kürtçedir. Arapların ve Türkmenlerin olduğu bölgelerde eğitim dilleri hem Kürtçedir, hem Arapçadır, hem Türkmencedir, hem varsa diğer dillerdir. Sistem öyle kurulmuş. O yüzden oradaki halk kendi yaşantısından memnun. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar oradaki petrolü korumasının sebebi de budur. Orada özgür, özgün aslında adını konmamış bağımsız bir devlet var. Nettir bu yani. Türkiye bunu bildiği için değerli izleyenler sürekli baskı uyguluyor. Sürekli oraları bombalıyor. Bu kendilerine göre bu tehlikeyi görmüşler ama artık yapacak bir şeyleri kalmadı. Ve ne kalmış biliyor musunuz? Bakın dünyada, Amerika'da, Rusya'da, Almanya'da, Fransa'da, Norveç'te, İsveç'te, dünyanın onlarca ülkesinde özerk yönetim, Rojava özerk yönetimini temsilen zaten temsilcilikler açılmış. Bunlar konsolosluk görevini yapıyor. Dünya resmen özerk yönetimi bağımsız bir ülke olarak tanımamış olsa da dediğim gibi fiiliyatta aslında orası bağımsız bir yerdir. Hiçbir yere bağlı değildir. Yani Güney Kürdistan gibi Irak anayasasına, Irak Federal Meclisi'ne bağlı değildir. Kendi yönetimine bağlıdır. Bu ne anlama geliyor? Bu bir bağımsızlıktır bu. Bu özgür olmaktır aslında. Ha bunu tanınması için koşullar oluşturulmaya çalışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri bunun hazırlığını da yapıyor size söyleyeyim. Bu bugün değil, yarın değil, öbür gün değil, mutlaka olacaktır. Amerika bunu Kürtlerin büyük bir bölümüyle yapmak istiyor. İçerisine Güney Kürdistan'ı almak istiyor. Aslında içerisine Irak, İran, Kürdistan'ı da almak istiyor. Aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri içerisine Türkiye'deki parçayı da almak istiyor. O NATO vesilesiyle, Türkiye'nin bir NATO ülkesi olması vesilesiyle şu anda belki de mümkün görülmüyor. Ama sosyal medyada paylaşılan bazı iddialar var. Amerika'nın Yunanistan hava sahillerine özellikle büyük silahlar yağdığını, Yunanistan'ın ciddi bir hazırlık olduğunu, acaba Türkiye ile Yunanistan arasında bir gerginlik mi çıkacak diye şeyler de, söylentiler de var. Fakat dediğim gibi şu anda İran'ın hedefinde 3 parça var. 3 parçanın birleştirmesi, güçlerin birleştirmesi ve orada bir Kürdistan'ın kurulması hedefi olduğunu Türkler de söylüyor. Amerika kendisi de itiraz etmiyor, inkar da etmiyor. O yüzden Kürtleri de barıştırmaya çalışıyor. Şimdi değerli izleyenler, Zap'la ilgili bir haberimiz var. Ayrılmayın, günün videosu var. Belki sizi duygusallaştırarak yayından kovacağım. O yüzden lütfen bekleyin biraz. Biraz sabredin. Yorumları şu anda okuyamıyorum arkadaşlar. Birazdan bakayım, birazdan bakayım. Ha, Bilal da bu arada bir ses kaydı göndermiş. Ama Bilal abi, senin geçtiğimiz günlerde okuduğun o Ahmet Kaya'nın şarkısını maalesef YouTube'a telif attılar. Sana söyleyeyim yani. Kabul etmiyorlar. Yani başkalarının parçaları okunduğu zaman o algoritma algılıyor ve telif geldi bana. Başkasının videosu, müziğini paylaşmışım diye o bölümün sesini kapatmak zorunda kaldım. Yani düşün artık ona göre. Şimdi değerli izleyenler, Zap'ta aralıksız eylemler devam ediyor. Bugün HPG Basın ve İrtibat Merkezi bir açıklama daha yaptı. Biliyorsunuz 40 yıl önce PKK silahlı eyleme başlamıştı ve bugünlerde eylemleri yoğun bir şekilde devam etti. Gerilla TV üst üste o görüntüleri yayınlamaya devam ediyor. Ve HPG Basın ve İrtibat Merkezi bugün yaptığı açıklamada yaşanan çatışmalarda 6 askerin öldürüldüğünü ve 2 askerin de yaralandığını tespit ettiklerini açıkladı. Ayrıca bir mobese imha edilmişken çok sayıda mevzi de darbelenmiş diye bir açıklama yaptı. Şimdi arkadaşlar, ben size günün videosunu paylaşacağım. Yine hüzün dolu bir video, maalesef diyeyim. Maalesef hüzün dolu bir video. Nedir bu? Tam 30 yılı aşkındır tutuklu olan Adnan Karakaş, Mehmet İnan ve Musa Şanak. Değerli izleyenler, Bolu Tetipi kapalı cezaevinde bugün üçü birden tahliye edildi. Tahliye edilmeleri o kadar mutluluk verici ki kendi ailesi için de herkes için de 30 yıl dile kolay. Kendi yaşamlarının
20 yaşında kimisi cezaevine girmiş, 19 yaşında, 21 yaşında ve yaşamlarının büyük bir bölümünü cezaevinde o kapalı kutular ardından geçirmiş insanların o mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Herkese iyi izleyelim. Birçoğunun hayatı böyle geçiyor. Cezaevinde yaşamlarını çürütüyorlar değerli izleyenler. Halit anlıyorum da ben bizde öyle her gün kullanacağımız müzikler yok. Yani hepsi telif atıyor. Kardeşim müzik kullanamıyoruz ki. Yani bütün sanatçıların müziğine telif geliyor. O yüzden kanallarımızda ancak bize ait olan. Bu benim için Memo müzisyen Memo Gül'ün bana yolladığı sağ olsun. Kanalımı kullanabileceğim bir video müzik olduğu için kullanıyorum. Yoksa müzik çok binlercesi var kullanamıyorsun. Yani kanalı kapattılar o yüzden. Yoksa müzik sorunu yok. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ya gencecik yaşta 19-20-21 yaşlarında cezaevine girmiş ve o direnişi bırakmamış 30 yıl, 31 yıl, 32 yıl cezaevinde kalmış insanların dışarı çıktığını hayal edebiliyor musunuz? Ben cezaevinde 27 yıl kalan bir Kürt'le bir arkadaşla sohbet ettim böyle. İlk çıktığın zaman neler gördüm falan. Renkleri ayıramıyordum birbirinden diyordu. Yani bana her yer aynı renk gibi görünüyordu. Cezaevinde öyle bir uygulama var. Ve göz dışarı çıktığı zaman da o tek renge alıştığı için hatta cezaevlerin birçok cezaevinde çiçek yetiştirmeyi bile yasaklıyorlar. Çünkü çiçeklerde değişik renkler çıktığı için göz de o değişik renklere alışmasın diye değerli izleyenler kendi başına bir işkence de bu da. Dışarı çıkan arkadaşların büyük bir kısmı o renk körlüğü sorunu yaşıyor. Biz özlem ve hasreti dile getirmeyelim. 30 yıl, 32 yıl düşünün yani. Çok korkunç bir şey. Bunu dile getirmek bile şey. Maalesef. Şimdi Bilal arkadaş bize şey yollamış arkadaşlar. Ona geçmeden önce ben bir alçaklı size aktarayım. Bakınız ekranda bir fotoğraf var. Bu da Sabah Paçavrası'nın bugün yaptığı haber. Biz dün Dilan Yeşilgöz'ün Hollanda'da kendi partisinin başkanı seçildiğini aktarmıştık. Ve Dilan Yeşilgöz'ün başbakan olabileceği noktasında şey var, bir umut var demiştik. Bugün Sabah Paçavrası manşete taşımış bunu. Bakınız nasıl manşete taşımışlar, ne yazmışlar. Ve şu anda kendisi de Adalet Bakanı. Bu Dersimli Kürt kadını Hollanda'da şu anda Adalet Bakanı olduğu için Sabah gazetesi, Sabah Paçavrası yani Çukur medyasının yazdığı söze bakar mısınız? Kürt düşmanlığıyla bilinen, pardon, Türk düşmanlığıyla bilinen Dilan Yeşilgöz'ün Hollanda Başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sözde Ermeni soykırımını tanıyan Yeşilgöz'ün Türklere karşı olan nefretinin ise köklü bir geçmişi var. Peki Dilan Yeşilgöz aslında kim diye bir şey yapmışlar.
Şimdi bakar mısınız, bu olay ne biliyor musunuz? Olay bir Kürt'ün bir devlette başarılı olmasıdır. Mesela Dilan Yeşilgöz Türk olmuş olsaydı, düşünebiliyor musunuz nasıl manşetler atarlardı? Dilan Yeşilgöz Kürt değil de Türk olmuş olsaydı, bu paçavra, bu ahlaksızların, bu alçakların, bu bölücü ve hainlerin nasıl manşet atabileceklerini siz tahmin edebiliyor musunuz? Bunlar kepaze, rezil. Bunlar medya organı falan değil. Bunlar devletin tetikçisi, rezil insanlardır. Böyle bir rezalet olamaz. Yani bir Kürt kadını sizin zulmünüzden kaçmış, gelmiş, ailesiyle birlikte Hollanda'ya yerleşmiş ve Hollanda'da bir nokta belli bir yere gelmiş. Sırf kendi aslını inkar etmediği için, ismi Dilan olduğu için bu alçaklar şu anda mevcut Hollanda'nın bir bakanı olan, Adalet Bakanı olan bir Kürt kadınına bu kadar alçakça, bu kadar şerefsizce ve haysiyetsizce saldırıyorlar. Bunlarda onur, şeref, haysiyet diye bir şey Kürtlere karşı kalmamış. Yok. Siz nasıl haysiyetsiz insanlarsınız? Nasıl yavşak insanlarsınız ki bir Kürt'ün başarısına böyle dil uzatabiliyorsunuz? Böyle alçak topluluğu. Bu nasıl bir şey ya? Düşmanlığa bakar mısınız? Bir Kürt kadının başarısı nasıl batmış bunlara, görüyor musunuz? İşte o yüzden Kürtler her yerde başarılı olmalı. Siyaset yapmalı. Bulundukları bütün ülkelerde siyasete girin. Girmelidirler Kürtler. Ve her Kürt'ün başarısı bu faşist zihniyet için bir ölümdür. Kürt'ün düşüncesi ne olursa olsun, sempati duyduğu parti ne olursa olsun, PKK de olsa, KDP de olsa, PSK de olsa, YNK de olsa, yaklaşımları aynen bu şekildedir. İşte bu geri kapalı bazı Kürtler de bunu anlamıyor. Siz ağzınızla kuş tutsanız da Kürt olduktan sonra mensup olduğunuz parti hangisi olursa olsun elde ettiğiniz herhangi bir başarı, eğer içerisinde Kürt kelimesi varsa, o kişi Kürtse, bunların bir yerlerine batıyorsunuz. Bunun farkına artık varın işte.